Aracımızı Cremona'da park ettik ve gezmeye başlıyoruz. Cremona. Cremona şehrindeyiz. Mantua'ya doğru giderken bir gir çık yapalım dedik ama burası bayağı büyük bir yermiş. Evet, herhalde alışveriş merkezleri falan da vardı orada. Aynen. Bakalım neler var burada. Şimdi Eskişehir merkezine doğru ilerliyoruz. Eskişehir olduğunu da şu yerdeki taşlardan anlayabiliriz bence. Ve de alan kapalı şu... oluyor. Sadece yayaya açık oluyor genellikle. Aynen. Bu ne? Folklorik bir gösteri mi? Aynen değil mi? Böyle bir şey var. Beğendin mi burayı? Ben bayıldım yani. Şu kule falan bayağı büyük bir yermiş. Bu mevsimde gezmenin avantajı dezavantajı var. En büyük avantajı her yer sakin ya. Rahat rahat gezebiliyorsun. Normal bir zamanda olmuş olsa ya fotoğraf çekecek alan bile bulamıyorsun. O yüzden bu mevsimin çok büyük bir avantajı var. Hava açısından dezavantajı var. Mesela dün Milano yağmurluydu ama burası günlük insanlık. Yani biraz sonra dondurma yiyeceğim tek başıma. Mesela? Mesela. Olacak şey değil. Ben doldurmama başlıyorum arkadaşlar. Şunu çeksek iyiydi yani tersten. Onu alıp şey yapsana. İçine koy. İçine koy. Bunu çıkart. İçine koy şöyle. Bağırdı. İçine onu koy. Söyledim de anlamadım kadın ya. Anlaşamadık yani. Sen onun içine koyabilirsin dondurmayı. Evet Çağrı. Ne durumda kahve? Tatlı ister misiniz? Galiba bu gelen bayağı sertmiş ya. Baksana şu kadar var. Sıcak suyu ayetten götürdüler. Yok ben istemiyorum. Ne yapıyorsun bakayım? Ne yapayım kahvemi içiyorum. Güzelmiş. Şu şeyin de adını bilsek iyiydi. Neyi? Şunun. Güzel mi? Şey gibi. Cremona Katedrali. Diyelim biz ona aynen. Bence de. Böyle. Hoppa. Kahvelerimizi içtik. Aslında tam ana kilisenin yanında olmamıza rağmen fazla aldı değildi. Bir kahve 2 euro, 2 tane top dondurma da 4 euro verdik. Ondan sonra şimdi ana merkezi böyle dolanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Haydi bakalım. Bardak var mı? 6 euro burada. Ne yapalım? Dünkü 14'tü. Hiç bu tarz şeyleri düşünmedim olacak. Cremona turumuzun sonuna geldik.
burası rotamızda olmadığı için hani Cremona'da nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyorduk. Ama şu arkamızda gördüğünüz kuleyi hedefleyerek tam şehrin göbeğine geldik. Çok ihtişamlı, kocaman bir kilise bu. Bir içine de bakacağız nasılmış. Çünkü bazen dışarıdan güzel görünüyor ama içerisi tırt çıkabiliyor. Bakalım bakalım. İçine giremiyoruz çünkü arkamızda bir hazırlıklar var. Gördüğünüz gibi kilisenin avlusunu kapatmışlar. O yüzden artık belki bir dahaki sefere. Mantua ya doğru hareket ediyoruz. Burası gayet güzel. Bence çok da küçük olmayan bir şehirdi. Kilisesi ve meydanı, kilisenin Duomo'nun olduğu meydan çok güzel. Sonra sola dönüyoruz. Sonra sağa döneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.